cümleten herkese hayırlı huzurlu akşamlar. Soğuk bir Almanya akşamından, bir cuma akşamından herkese hayırlı günler. Geçmiş cumanız mübarek olsun. Şimdi sesini keseyim. Arkadaşlar şu an Ludwigshafen'dan, işimiz 5-1-6'dır Ludwigshafen'daydım. Şu an arabamı göstereyim. Aksor. Kadir, bu da seninkinden ama bu biraz farklı yapılmış bu. Bu bizim Almanya eşi. Bu Aksaray tenekesi değil. Almanya tenekesi bu. Bir kameramız, yol kamerası, geri kamera. Bu benim tabletim. Boş zamanlarımda film seyrediyorum. Telefondaki benim oğlum. Telefonu koyacak peki. Paşam. Vinç şu an üzerinde 45 metrelik vinç kullanıyorum. 45 metre yüksekliğe çalışabiliyor. Şu an trafik serbest. Önümdeki arabayı solladım. Bulgaristan plakalı bir araba vardı, onu solladım. Şimdi önüm serbest. Burada sollama yasağı var. 20 km mesafe. Darmstadt'a yaklaşıyor. Frankfurt'a aşağı yukarı evime, yani öyle diyeyim. 30-35 km'lik bir yol kaldı. Gerçi uzak bir yer değildi gittiğim yer. Arabayı bıraktım. Şu an arabanın arkasında bir tane smart arabamız var, remorkun üzerine takılı. Bir hafta onunla gelip gittim. Arabamı göstereyim şöyle. Aksor. Arkaya pek bakmayın, yatak kısmı biraz dağınıktır. Eşyalarımı koydum, şimdi biraz sonra alacağım. Firmaya varınca. Pazartesi günü Scania'dayım. Büyük ihtimal. Frankfurt içinde çalışacağım. 72 metrelik. Pardon, 70 metrelik. 70 metrelik. Vallahi şu an hafif bir kar yağıyordu biraz önce. Şimdi kar dindi. Ama yağmayacak değil, yağacak. Şöyle kendimi de göstereyim. Siz kim diyeceksiniz? Vallahi kusura bakmayın. Normalde pek şapka değil ama bu günlerde çok soğuk hava Almanya. Bu yüzden mecburen şapka giymek zorundayım. Sonra kafayı üşütüyoruz. İşte böyle. Yani aşağı yukarı 4 senedir, 3,5 senedir, 3,5 senedir bu vinç operatörlüğü yapıyorum. Platform vinç kullanıyorum. Daha önce 15-16 sene uzun yol şoförlüğü yaptım. FedEx'te Wechselbrück diyoruz. Konteyner taşıdım devamlı. Değişebilen Türkçesini bilmiyorum. Türkiye'de ne diyorsunuz onlara? Konteynerin altından çıkıp başka konteynerin altına giriyorsunuz. Onlardan kullandım. 15 sene. Aileden bir hafta boyunca evden uzak oluyorsun bu işte de. Ondan bir de kalp enfarktüs geçirdim yolda. Kalp ameliyatı oldum. İki sefer kalp ameliyatı oldum. Baktım yaş zaten 45-46'ya geliyoruz. 45-46'ya geliyoruz. Ne yapalım? Mecburen birazcık bu işe ara vermek zorunda kaldık. İşte böyleleri var. Yol veriyorsun, girmiyor. Benim hızımı kesiyor. Ya ben bunu otomatik de zannediyordum ya. Otomatik değilmiş bu. Otomatiği almamışım ben bunu. Manuel kullanıyorum. Allah'ım yarabbim. Uyuz, şuna bak. Şimdi önüme geçiyor. Artık hava basıyor bana. Tövbe estağfurullah ya. Kızsam nesine kızacaksın?
Burası iyi gene ya. Türkiye daha kötü bunlar. Biraz Karadeniz müzikleri takılıyorum. Aslında Aydınlıyım ama severim Karadeniz müziklerini. Ah, ay ay. İşte ne anlatıyordum? İşte ameliyattan sonra işimi değiştirmek zorunda kaldım. Bu işte her gün evimdeyim. Sabah 7 gidiyorum, akşam 4 evime geliyorum. Cumartesi, pazar evimdeyim. Öbür işime göre bu işte aldığım maaş 600-700 euro daha az alıyorum ama en azından her gün evimdeyim. Rahmetli Alican abim, mekan cennet olsun onun da. Aynı yerde yaşıyoruz onunla. Kendisiyle görüşürdük. Yani sık görüşemezdik ya, o işin gerçeği. Serdar kardeşim olsun, onlar olsun. Pek görüşme fırsatımız olmuyordu her zaman. Çünkü ben işte oluyorum. Geldiğimde onların iş yerinin önünden geçiyorum her zaman. Ama gel gelelim her zaman onların orada olduğunu tahmin edemiyorsun. Koskoca bir işte girip çıkmak istemiyorum onlara. Ondan ama bir gün öylesine gideceğim zaten. Ama bu sefer ayağım varmıyor. Ali abi yok. Serdar kardeşimi görürüm en azından. Bir gün bakacağım zaten. Aynı yerde yaşıyoruz onunla. Hatta rahmetli cenaze namazını ona gitmiştim onun. Cenazesi var ya, benim evimin bir iki sokak ilerisinde bir cenaze firması vardı Türk. Orada kaldı. İnan aynı şehirde, aynı yerde. İki sokak ilerimde. İki gün boyunca Ali abim yanımdaydı. Rahmetli. Ah, mekanı cennet olsun. İşte ölüm. Geçen ayda annem vefat etmişti. Geldi mi hepsi aynı anda geliyor ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Allah'ım bizlere uzun ömür versin. Mekanı cennet olsun. Kadir'im, bu videoyu senin için yaptım. Hani dedin ya sen bana, senin videolarını da paylaşacağım. Pek adetim değildir elime telefon alıp da video çekmek. Bugün bir değişiklik olsun dedim, yol boş diye. Onun için çekim yapıyorum. Gördüğünüz gibi öndeki arabayla en az 50 metre mesafe bırakacağız. Bu mesafeyi kendimiz ayarlamamız gerek. Gerçi şimdi yeni arabaların hepsinde bu distans kontrol sistemi var. Öndeki arabayla mesafeyi otomatik kendisi koruyor. Gerçi bunda yok. Şu an kullandığım da arabada yok. Diğer arabalarımızda var bizim. Yeni arabalarda, hatta kaç tane, 7 tane mi 8 tane yeni araba geldi, vinç geldi şimdi. Hepsi bizim elimizden geçecek onların da. Hayırlısıyla. Bu mesafeye çok dikkat etmemiz gerek. Emniyet kemerimizi her zaman derim. Kadir'ime de her zaman söylemişimdir. Emniyet kemerini her zaman tak. Ben, daha doğrusu bizler burada 10 metre gitsem bile ben emniyet kemerimi takarım. Ne bileyim, biz öyle alışmışız. Cezasından değil. Allah korusun bir kaza geçse olsa, bir şey olsa, camdan fırlasam ömür bir daha geri gelmiyor. Sevdiklerimizi geride bırakmak olmuyor. Onun için çok dikkat etmemiz gerek. Emniyet kemerini her zaman ve her zaman takmamız lazım.